Bu metnin tüm Türkiye Cumhuriyeti kanallarında yayımlanması Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir emridir. Sıkı yönetim abi! Kapat! Tüm yurtta sıkı yönetim ilan edilmiştir. Kafanızda hepinizin soru işareti var. Komutanınız hariç hepinizin soru işareti var. Komutanınızın yüzünde maske var. Neden? Neden sizde yok? Siz öyle giriyorlar. Yapmayın. Mutsuz olduğunuz zaten belli. Belli. Yüzünüzden belli. Mutsuzsun. Benim için öncelikle ikaz ve uyarıydı. Ben çünkü sadece ona odaklı gittim. Onları uyardım, ikaz ettim. Yaptıklarının yanlış olduğunu, bu yoldan vazgeçmeleri gerektiğini ve sonra gerçekten hüsrana uğrayacaklarını basa basa sözlerimle ifade etmeme rağmen onlar da yollarından dönmediler açıkçası. Ama benim için 15 Temmuz bir uyarı, bir ikazdı. Sağ bacağım tabii ya kırığı var. Kaval kemiği parçalı kırık halk dilince söyleyeyim. Mücadelem şu, sağlığımla alakalı. Sağlıklı yürüyemediğimden dolayı belde tabii fıtıklar oluşuyor ve şişmanlıyorsunuz. Artı 29 kilo ekstram var. Fazla yürüyemiyorum çünkü ayağım hemen şişiyor. Merdiven inip çıkamıyorum, zorlanıyorum. Hala tedavi görüyorum ama şükürler olsun yani vatanımız salim ya. Yani biz varsın aksayalım, varsın fazla yürümeyelim. Ben bir kalkışma olduğunu düşündüğüm andan itibaren. Akabinde şunları da düşündüm. Bu bir savaş ama nasıl, neyle alakalı, kim kiminle alakalı bir savaş olduğunu tahayyül edemedim. Ancak gittiğimde askerlerle konuştuğumda anlayabildim. 15 Temmuz FETÖ davasında Silivri'de baştan sona şunları söyledik. Yapılanı, yaşadıklarımızı anlatmaya gayret ettik. Sonrasında onlar da tabii savunma haklarını kullandılar mahkeme salonunda ve böyle bir olayın yaşanmadığını, beni tartaklayan, hırpalayan binbaşı tarafından söylenen sözlerin ifadesidir bu. Böyle bir olayın yaşanmadığını, böyle bir kadının oraya gelmediğini, ben öyle bir kadın görmedim dediğini bile biliyoruz. Her şeyi inkar etti ve biz de olanı, yaşadıklarımızı ispatlı bir şekilde kameralarla, görüntülerle, MOBESE kameralarıyla sadece benim yaralanma görüntüm yok. Sonrasında, çok sonrasında yaralanıyorum çünkü bir yaralıya ulaşmak isterken yaralanıyorum. Ama tabii mahkemelerde çoğunlukla hep inkar ettiler. Tabii mutlaka içlerinde masumlar olduğunu ben galiben inanıyorum. Çünkü silahlarını açmayanlar da vardı. Silahlarını kullanmayanlar da vardı. Tabii bunlara biz hain diyebilir miyiz? Ne mümkün? Diyemeyiz. Masumlar var. İnanıyoruz. Emir komuta zincirinde dahi olsak bir insana silah doğrultmamız hiçbir alanda doğru olmaz. Bu ister Harbiye'li olsun, ister Bahriye'li olsun, ister pilot olsun, hiçbir sebep bir insana silah doğrultmayı, tankla üzerinden geçmeyi, helikopter, bakın helikopter kurşunuyla vurmayı gerektirmez. Bu olağanüstü hal gerçekten istikrarlı giden, gerçekten FETÖ'cülerin üzerine gidilen, gerçekten bazılarının tespit edildi. Belki de içlerinden masumları da tespit ettiler. Çünkü artık yafta vurmak çok kolay. İnsanlar çok kötü niyetli, art niyetli insanların duyguları daha fazla. Bir insan artık bir insanın yükselmesini, yücelmesini kat'a istemez hale geldik. Hepimizden, kendimizden de örnek verebiliriz bunu. Hemen FETÖ'cü yaftası yapıştırıyoruz. Ha evet, yıpranıyor, aileler de yıpranıyor. Tabii üzülüyoruz, bakın kurunun yanında, yaşın yanında kuru da yanıyor artık. Yani yapılan eylemlerin sonucunda alınan kararları ben yadırgamıyorum. Ama tabii ki de mutlaka çok büyük eksiklikler vardır. Çünkü kademe kademedir. Belki onların kademelerini yönetenler de onlardandır. Hiç bu bakış açısından düşündük mü? Ya da belki gerçekten hep bizimle hareket etmişlerdir, yakalanmışlardır ama
hiç ummadıkları anda bir delil karartmasıyla karşı karşıya da kalmış olabilirler. Bakın ben bunlara da inanıyorum. Bazıların masum olduğuna, belki de birçok kişinin boşuna yattığına ben de inanıyorum. Ama ayıklayabilir miyim? Hayır, ayıklayamam. Ama bunlar yapılmalı mıydı? Gerçekten yapılmalıydı. Gerçi büyük bir kalabalıktan söz ediyoruz evet, ama. Evet, Ankara şehitlerimiz, İstanbul şehitlerimiz oldukça fazla. Gazilerimiz oldukça fazla. 249 şehidimiz var Türkiye'de. Tabii birlik beraberliği korumak için dernekler kuruyorlar ama menfaat üzerine mi? Devlet destekli bazı şeyleri kazanım elde etmek için, etiket için, kariyer için mi? Bilemem. Herkesten, her şeyden mümkün olduğu kadar uzak durmaya, ailemle beraber olmaya, Türkiye'nin tüm illerini gezerek de sadece 15 Temmuz ruhunu anlatmaya, aşılamaya yaşamış bir kişi olarak, şehitlerin sesi olarak. Bakın ben yaralandığımda şunu düşündüm. Ben neden yaralandım? Şu an anlıyorum. Sizlerle konuşarak, ifade ederek ve anlatarak, geleceğe ışık tutarak neler yaşadığımı, aslında insan dilinin nasıl olması gerektiğini üstüne basa basa vurgulamak istiyorum. Bazı şeylerin, bazı ellerin farklı emellerine geçtiğini düşündüğüm ve hissettiğim için ben 15 Temmuz günü halkımla, milletimle beraber olduğum Antalya'da güzel bir okulda ya da güzel bir kültür merkezinde bir sunum gerçekleştireceğim. Orada olacağım, gitmeyeceğim. Çünkü orada bakıyorum bazen başka ellerin teni var orada, kokusu var. Şu an başkaları, bir dernek orayı himayelerine almış. Neden? Neden biz alamıyoruz? Milletçe herkesin girebildiği yer olmalı. Herkesin gönül rahatlığıyla programını yapabildiği yer olmalı.